Üst işlem nedir, nasıl kullanılır? Üst işlem türlerini oluşturarak işlemlerde kayıtları birbiriyle ilişkilendirebilir ve bu işlemlerde kayıtlı üst işlem türüne göre filtreleme gerçekleştirebiliriz. Üst işlem tanımlaması, listelemesi yapabilmek için kullanıcı yetkisi verilmelidir. Örnek bir üst işlem tanımlaması yapmak için Diana sayfası üzerinde arama alanına gelerek üst işlem yazmamız gerekmektedir. Daha önceden üst işlem tanımlaması bulunuyor ise liste ekranında yer alacaktır. Yeni bir üst işlem tanımlaması yapmak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Ekleyeceğimiz üst işleme ait açıklama bilgisi ekleriz. Kontrol listesinde işlem gerçekleştirilmeyecek satırdaki işaretlemeyi kaldırırız. Böylece seçili olmayan satırdaki işlemi gerçekleştirmeye sistem izin vermeyecektir. Tanımlamamızı kaydederiz. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına fatura yazdığımızda fatura listesi ekranını görüntüleriz. Fatura listesinde aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir fatura tanımlaması gerçekleştiririz. Fatura detay ekranında üst işlem türü olarak tanımlamış olduğumuz üst işlem türünü belirleyerek işlemlerimize devam edebiliriz. Veya liste ekranında önceki bir işlemi seçerek aşağıdaki panelden değiştir dediğimizde faturaya ait üst işlem türü belirlememiz mümkündür. Düzenlemeleri kaydederiz. Değişiklik yaptığımız faturayı seçerek aşağıdaki panelden diğer muhasebeleştir dediğimizde sistem seçmiş olduğumuz üst işlem türüne göre işlemin gerçekleştirilmeyeceği yönünde uyarı verecektir. Tamam diyerek uyarı penceresini kapatırız. Başka bir örnek olarak e-fatura e-arşiv için üst işlem tanımlaması gerçekleştirelim. Yukarıdaki açık üst işlem sekmesini görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir üst işlem tanımlaması gerçekleştiririz. Üst işleme ait açıklama bilgisini ekleriz. Kontrol listesinde işlemin gerçekleştirileceği satırdaki işaretlemeyi kaldırırız. Daha sonrasında tanımlamayı kaydederiz. Fatura listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile fatura tanımlaması gerçekleştiririz. Fatura tanımlama ekranında senaryo alanında ve tipi alanında seçenekler bulunmaktadır. Üst işlem türü olarak e-fatura kaydedilemez seçmemiz durumunda senaryo ve tipi alanları pasif olarak gelecektir. Oluşturacağımız fatura e-fatura olarak kaydedilemeyecektir. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına cari ekstre yazdığımızda cari hesap ekstresi raporunu görüntüleriz. Rapor ekranlarında parametreler sekmesinde bulunan üst işlem türü alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek İnceleme yapmak istediğimiz satırları klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İncelemek istediğimiz cari bilgilerini, tarih aralıklarını belirledikten sonra aşağıdaki panelden ekran diyerek rapor ön izlemesini görüntüleyebiliriz.